Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Aydın'da seçmenleriyle buluştu. Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu istasyon meydanında Aydın halkına seslendi. Özellikle 14 Mayıs tarihinde Aydın'a geldiğini belirten Başbakan Davutoğlu, bu tarihi seçmesinin sebebinin Adnan Menderes'in kazandığı ilk seçimin tarihi olması dolayısıyla olduğunu söyledi. Davutoğlu, Aydın'a gelmeden önce Yassıada'ya gittiğini ve Adnan Menderes'ten sonra oraya giden ilk başbakanın kendisi olduğunu belirtti. Aydın seçmenine Türkiye'nin artık kendi silahını, kendi helikopterini kendisinin yaptığını söyleyen Davutoğlu, demokrasi güçlü olacaksa ekonomi de güçlü olmalı dedi. Meydandaki coşkulu kalabalığa seslenen Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 Mayıs'ta darbeye destek verdiğini ve önümüzdeki seçimlerden önce de MHP, HDP ve paralel örgütlerle işbirliği içinde olduğunu, AK Parti'nin ayağını kaydırmak istediğini söyledi. Davutoğlu, vatandaşların mutluluğunun, huzurunun ve refahının derdinde olduklarını belirterek yaptıkları icraatlardan söz etti. Aydın çiftçisinin Dünya Çiftçiler Günü'nü de kutlayan Davutoğlu, incire ihracat desteği vereceklerinin müjdesini verdi. Davutoğlu, Aydın için hazırladıkları yeni projeleri de anlattıktan sonra coşkulu kalabalığı selamlayarak miting meydanından ayrıldı. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Selam olsun, selam olsun, selam olsun. Yiğit Aydınlı Efeler'e selam olsun. Efeler bugün coşmuş, Efeler ayağa kalkmış, Efeler Aydın meydanını doldurmuş. Yiğit Efeler'e selam olsun. Milletimizi Akdeniz'de buluşturan Caka Bey'e selam olsun. Bu diyarları, Aydın vilayetini vatan kılan Aydın oğullarına, Yıldırım Bayezid'in şehzadesi Ertuğrul'a selam olsun. Düşman gelip kapımıza dayandığında ordu var mı, silah var mı, güç var mı demeden yüreğiyle ayağa kalkan Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye selam olsun. Özellikle bacılarıma ve dahi Türkiye'deki bütün kızlarımıza, hanımlarımıza selam niyetine İmam Köylü Efe Ayşe'den de bahsetmek istiyorum. Kocası Çanakkale'de şehit olur. 23 yaşında genç bir hanım. Duyar ki düşman geliyor. Acaba erkekler beyler çıktı mı diye sormaz. İmam Köy'den ayağa kalkar ve düşmana karşı Türk kadınının onurunu, şerefini korur. Efe Ayşe'lere selam olsun. Efe Ayşe'lerin bu meydanı dolduran torunlarına selam olsun. Aydın'ın her bir köşesine selam olsun. Bozdoğan'a selam olsun. Buharkent'e, Çine'ye, Didim'e selam olsun. Güzel adıyla Efe'lere selam olsun. Germenci'ye selam olsun. İncirliova'ya, Karacasu'ya selam olsun. Karpuzlu'ya selam olsun. Koçarlı'ya, Köşk'e, Kuşadası'na selam olsun. Kuyucu'ya selam olsun. Nazilli'ye, Söke'ye selam olsun. Sultanhisar'a, Yeni Pazar'a selam olsun. Aydınlı Efe'lere, Aydınlı Yiğit Bacılar'a selam olsun. Ve Aydın'ın bir yiğidine daha selam olsun. Aydın'ın yetiştirdiği şehit başbakanımız, benim selefim Adnan Menderes'e selam olsun. Aziz Aydınlılar,
bir seçime yürüyoruz. Bugün 14 Mayıs. 14 Mayıs programı yaparken miting programlarını arkadaşlara dedim ki 14 Mayıs Aydın'a aittir. 14 Mayıs'ta Aydın'da olacağım. 14 Mayıs'ı kaydedin oraya dedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü 14 Mayıs 1950 Aydın'ın 7 demokrasi şehidimiz Adnan Menderes 1950'de seçimleri, ilk adil ve özgür seçimleri kazandı. Aydın bir aydınlı yiğitle birlikte Türk demokrasisinde milli iradenin mihenk noktası, mihenk şehri, omurga şehri oldu. Demokrasimizin omurgası, omurga şehri Aydın'a selam olsun. Ve Kültür Turizm Bakanımız arkadaşlar bir program daha getirdiler bana. Ak Gençliğin hocası da Ak Gençliğin aydınlı gençlerin yanında. Aydınlı, aydın gençlerin yanında. Size bir selam getirdim. Bakınız. Bugün buraya gelmeden önce sabahleyin Yassıada'daydım. Yassıada'yı helikopterle yukarıdan seyrederken bir an gözümün önünden Adnan Menderes geçti. Ve Yassıada'ya indik. Adnan Menderes'in o milletin onuru olmuş. Burada ne güzel hem al bayrakla hem de camiyle birlikte yan yana koymuşsunuz Adnan Menderes'i. Hak ediyor. Çünkü bu semalar Allahu Ekber nidalarını hasretken o yiğit Adnan Menderes, Yörük Ali'nin çocukları, o yiğit Adnan Menderes bu semalardaki Allahu Ekber hasretine son verdi. Suçu buydu. Suçu tekbiri bu semalara getirmekti. Suçu milleti için çalışmaktı. Suçu Türkiye'yi bir kalkınma hamlesiyle ayağa kaldırmaktı. Darbeciler, cuntacılar onu ve onun arkasındaki milleti cezalandırdılar, cezalandırdıklarını zannettiler. Hala gözümüzün önündedir. O bakur, o şehit başbakan idama doğru yürürken aslında idam sehpasına çekilen Adnan Menderes değil, milli iradeydi, milli iradeydi. Aziz aydınlılar, Adnan Menderes'in hemşehrileri bir daha milli iradenin idam sehpasına veya muhasebe makamına çekilmesine izin verecek misiniz? Verecek misiniz? İşte gür ses, işte Efe sesi bu. Bakınız, Dışişleri Bakanı olduğum gün yaptı İstanbul'a ilk ziyaretimde ilk önce dedemin, babaannemin mezarından önce Adnan Menderes'in Fatih Rüştü Zorlu'nun huzuruna vardım. Başbakan oldum. İstanbul'a ilk ziyaretimde Adnan Menderes'in huzuruna vardım. Ve Fatiha'yı okuyup onun huzuruna durduğumda manen Adnan Menderes'i karşımda görüp ona hitap edercesine dedim ki sana emanet olarak verilen milli iradeyi gasp edenler bugün de karşımıza gelirlerse, bugün de bize meydan okurlarsa, bugün de bizim elimizdeki milli irade emanetini almak isterlerse Allah şahit ki senin gibi idam sehpasına yürürüz ancak milli iradeyi kimseye terk etmeyiz. Kimseye terk etmeyiz. Bakın, Adnan Menderes'in Celal Bayar'ın, Yiğit Demokrasi Öncülerinin,
muhakeme edildiği o adayı, o salonu bugün gördüm. Şunu da söyleyeyim. Adnan Menderes orada muhakeme edilirken, edildikten sonra oraya giden ilk başbakan benim ve o makamı bundan sonra Adnan Menderes'in adını yaşatan bir makam haline getireceğiz. Ne mi yapacağız? Orayı özgürlük ve demokrasi adası diyoruz. Hem Yassı Adaya hem Sivri Adaya. Orada bir önce Yassı Ada platosu olacak. Yeni nesiller, hani AK Parti döneminde yetişip de junta nedir, darbe nedir, baskı nedir bilmemiş, 28 Şubat zulmünü görmemiş, 12 Eylül zulmünü görmemiş olan yeni nesiller, neye sahip olduklarını görebilmek için hepsini oraya götüreceğiz, göstereceğiz. Diyeceğiz ki bu topraklarda İstiklal Savaşı'na da katılmış, bu düşmana karşı direnmiş Celal Bayar'ı da Adnan Menderes'i de idam sehpasına götürüldüğü kara günler yaşandı. Zikir, bakın o zaman bile kılıcı kendimiz yapmaya çalışmışız. O obayken bile daha beylik değiliz, devlet değiliz, imparatorluk değiliz ama kendi kılıcımızı kendimiz yapıyoruz. Ama 2002 Türkiye'sinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kılıca dahi dışarıya muhtaç hale gelmiş. Şimdi aziz aydınlılar, Yarı Kalem'in torunları, Demir Cephe'nin torunları, Türkiye'de milli helikopteri kim yaptı? Kim yaptı? Milli savaş uçağını kim yapıyor? Milli tankı, Altay tankını kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Onlar konuşur. Onlar konuşur. Onlar konuşur. Yine demokrasi güçlü olacaksa, devlet güçlü olacaksa o ekonomiyle olur. Değil mi? Ekonomi sağlam olmadan güçlü olamazsınız. Ve devlet olmanın eskiden sembollerinden biri de sikke basmak, para basmak yani. Paraya damgayı vurmak. 2002'de Türkiye Cumhuriyeti yazan, üzerinde al bayrak olan Türk lirası 6 tane sıfırla doluydu. Değeri yoktu, değeri. Türk lirasına değeri kim kazandırdı? Kim kazandırdı? Kim kazandırdı? Ve bugün 14 Mayıs. Bir başka gün. Nedir biliyor musunuz? 14 Mayıs Türkiye'nin 2013'te AK Parti hükümetleri yönetiminde IMF'ye son borcunu ödediği, taksitini ödeyip borçlu olmaktan çıktığı tarih. Bize borçlu bir Türkiye devrettiler. Bize boyun eğik bir Türkiye devrettiler. Ama biz o ülkeden IMF'ye borç veren kudretli bir ülke çıkardı. Yeni Türkiye bu. Şimdi birileri dışarıda ve içeride uluslararası çevreler, yerli işbirlikçiler koalisyon hesabı yapıyorlar. AK Parti'nin ayağını kesmek için bu üçünü de bir araya getirebilir miyiz diye. Düşünebiliyor musunuz? MHP ile HDP yan yana. Yanlarında da CHP. Arkalarında da paralel. Yahu biz öyle üçlü bir koalisyondan bu ülkeyi devraldık. Millet batıyordu. Esnaf yazar kasayı yere çarpıyordu. Çiftçilere destekler kesilmişti. Şimdi size soruyorum. Bir daha böyle üçlü koalisyonlara, çetelere, kaos senaryolarına prim verir misiniz? Böyle kaos çıkarmak isteyenlere herhangi bir şekilde emaneti verir misiniz? Zavallı Kılıçdaroğlu ümidini kesmiş. Şimdi diyor ki dilenir gibi, bakın biz halktan destek isteriz.
ama dilenmeyiz. Kimseden hiçbir şey dilenmedik. Hiçbir şey. Ama o ne diyor? Bari bana 4 yıllık bir iktidar verin diyor. Yahu kendine güvenen lider sözü böyle mi ister? Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde size bari 4 yıl verin dedi mi? Ben dedim mi? Biz ne dedik? Emaneti bize verin. Hak ediyorsak biz de muhafaza edin. 4 yılsa 4 yıl, 40 yılsa 40 yıl, ne kadarsa. Hak etmiyorsak hemen alın. İşte güvenemiyor kendine. Neden 4 yıl diyor biliyor musunuz? Neden? Çünkü bak, Türkiye'yi batırmak için. Doğru. Peki daha önce hiçbir yer batırdı mı? SSK. Bir daha sorayım da söyleyin. Daha önce nereyi batırdı? Daha önce nereyi batırdı? Daha önce nereyi batırdı? Peki benim hayatım başarı hikayesi diyor. Ya buna inanılır mı? Yaptığı herhangi bir başarı var mı? Şimdi palavra atıyor matematik hesap bilmeden. Matematik bilir mi bu? Peki siz SSK'yı batıran birine Türkiye'yi batırsın diye bu ülkeyi verir misiniz? Gördüğünüz gibi Aydınlılar, biz hangi şehrimize gidersek gidelim elimiz dolu gideriz. Ama şimdi siz de bizi boş göndermeyin. Boş göndermeyin. Aziz Aydınlılar, yiğit Aydınlılar, efeler, 7 Haziran'da bize bir hediye verecek misiniz? Verecek misiniz? Verecek misiniz? Adnan Menderes'in davasını, bayrağını taşıyan AK Parti'yi milli irade emanetiyle taçlandıracak mısınız? Bu tuzak kuranlar var ya, paralelciler, üçgenciler, hepsine toptan birden bir ders verecek misiniz? Verecek misiniz? İnşallah Aydın'da her vatandaşımızın kalbine gireceğiz. CHP'li, MHP'li, HDP'li her vatandaşımızın, ve davamızı anlatacağız. Davamızı anlatmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? CHP'li kardeşime, özgürlük buradadır. Herkesin yaşam biçimine, hayat tarzına saygı bizdedir diyecek misiniz? MHP'li kardeşimize gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti döneminde kudret kazandı diyecek misiniz? HDP'lilere gidip HDP'lilere anlatıp doğuyu da batıyı da kuzeyi de güneyi de kardeş kılacak tek parti AK Parti diyecek misiniz? Ve en önemlisi, bu seçimler önemli. Bu seçimlerde oy kullanmak en büyük vazifedir. Fevç mevç, akın akın sandıklara yürüyelim. Hepimiz oylarımızı kullanalım. Çünkü bu seçimlerin kaderi AK Parti'nin kaderi değildir. Bu seçimlerin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Türkiye'nin kaderi. Bu seçimlerle Orta Doğu'nun kaderi şekillenecek. Orta Asya'nın, Balkanların kaderi şekillenecek. Bütün bu coğrafyalara efelerden bir güzel mesaj vermeye hazır mısınız? Hiç merak etmeyin. Bu topraklardaki kudretli ve şefkatli Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerektiğinde Filistinli'yi de, Azeri'yi de, Boşnağı da, Somali'yi de korur kollar diyecek misiniz? İstiklal ve istikbal davamıza sahip çıkacak mısınız? Aydın'da AK Parti'de bir tarihi hediye verecek misiniz? İnşallah Aydın'da hem birinci parti hem de %50 aşacak mıyız? %55 yapacak mıyız? Bütün onların toplamından daha fazla desteği AK Parti'ye verecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Efe sözü mü? Yörük sözü mü? Türkmen sözü mü? Aydın sözü mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Allah'a emanet olun. Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Senin sesi Balkanlardan Türkistan'a sarar herkesi.